Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. 17. bölüme geçiyoruz. Dikdörtgendeyiz arkadaşlarım. Şimdi bunun sorularını gömelim. Bakalım kaç kazanımımız var? 16 tane de kazanımımız varmış. Bira bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlarım. Şöyle önce bir odaklanmasını ve aydınlanmasını bir ayarlayalım bakalım. Evet, ilk sorumuz diyor ki ABCD dikdörtgeni özdeş 5 dikdörtgenden oluşmuştur. Böyle bir soru üniversite sınavında da var. Arkadaşlarım yanlış hatırlamıyorsam orada bir 9 tane dikdörtgenden oluşuyordu. Burada 5 tane dikdörtgenden oluşmuş. Hiç önemli değil. Hemen şunu yaparak başlayacaksınız bu tarz sorularda. Böyle dikdörtgenin içini 4-5 tane dikdörtgenle ya da daha fazla dikdörtgenle böldüyse kısa kenarlarına bir harf vereceksiniz dostlarım. Bakın ben 5 dikdörtgeninde kısa kenarına A diyerek başladım şöyle. Şurası A olsun dedim. Sonra şunu fark ettim. Tabii şurası da A olduğu için 3A dediğim uzunluk iki tane dikdörtgenin uzun kenarına eşit geldi. Şimdi 2'ye böleceğim. Burası da 3A bölü 2. Burası da 3A bölü 2 olacak. Hadi diyorum rasyonel sayılarla muhatap olmayayım. O yüzden kısa kenarlara biz 2A diye seslenelim. Her biri 2A olsun şöyle. O halde şu uzunluğun toplamı 6A oldu. Demek ki 3A diye de parçalanacaklar. O halde benim bir dikdörtgenimin uzun kenarı 3A haline dönmüş olduğu şunlara da hemen 3A'yı yazdım. Şimdi ABC BC'yi 10 vermiş. BC'yi bir görelim. Bakın şurası 5A dediğimiz şeyi bize 10 vermiş. Demek ki A dediğim ifade 2. Nereyi soruyor? ABCD büyük dikdörtgeninde çevresini soruyor. Şimdi şu kenarı 6A. 6A da buradan geliyor 12A. 5A. 5A da buradan 10A geliyor. Toplam 22A yaptı. 22A. A'mız 2 olduğu için 22 çarpı 2'den 44'ü paketledim dostum. Ve geçtim ikinci sorumuza. Yandaki şekilde tüm köşeler dik açılıdır. AB'yi 17 vermiş bize. Şuraya 17'mizi bir çakalım hemen. AH'ı 13 vermiş. Buraya da 13 çakalım. Şeklin çevresi nedir diye bir şey soruyor bize dostum. Gelin şuraları harflendirelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim, X, Y ve Z diyelim. Şimdi şeklin çevresine başlayalım. Şuradan B'den başladım. Bakın şurası var bir kere. 17 var. Artı. Yukarıya doğru çıktım. 13 var. Artı, şimdi burası önemli arkadaşlarım. Bakın şu var, yatayları düşünün. B var, C var. Yani A artı B artı C var. Artı Z, Y bir de X var. Yani X artı Y artı Z'den oluşuyor. Şeklin çevresi bana bunu soruyor dostum. Peki burayı da nasıl bulacağız şimdi biz? A, B, C yatayların toplamını 17'ye eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki A artı B artı C'nin 17 olduğunu söyleyeceğim. Sonra X artı Y artı Z'nin yani dikeylerin de 13'e eşit olduğunu elhamdülillah biliyorum. Şimdi hadi bir de elhamdülillah. Evet, bu durumda 17 13 daha ne yaptı? 30. 17 13 daha 30. Elhamdülillah 3 etti. Toplamda da 60 geldi arkadaşlar. Evet, geçtik 3. sorumuza. ABCD dikdörtgen diyor. 8'imiz var, 16'mız var. Buna göre ayda. Elhamdülillah. Evet, şimdi şurası 16 ise tam karşısının da 16 olduğunu biliyoruz. Burası x ise şuranın x, karşımızdaki kenarın da x olduğunu biliyoruz. Hatta şurası x eksi 8 gelecek diyelim. Ve şuradaki bakın dik üçgende ki dikdörtgenimizin bir iç açısı 90 dereceydi. Dik üçgen olduğunu gördük. O zaman hemen Pisagor bağıntısını yapalım diyorum. Ya da özel bir dik üçgen mi diye bir daha. Hayda, ne oldu ya? Elhamdülillah, çok şükür. Şimdi neler geliyor aklıma? Mesela 12, 16, 20 üçgeni mi diye bakayım ilk önce arkadaşlarım. X'in 20 olması gerekir bu durumda. Bu x 20 ise burası da 12 geliyor mu? Gelir. O halde 12, 16, 20 üçgeninden x'im 20 çıktı diyebilirim. Ve geçelim şu soruya. Şimdi 12 var, 3 var. Tamam. Şurası o zaman kesinlikle toplamı 15 olduğu için burada 15.
O zaman şurası da 15 diyelim. Hatta şu dikliğimizi biraz uzatalım. Şurası 3, burası 12. Bakın burada 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Burası 9. Ve şuradaki dikdörtgenden toplam bu kenar, uzun kenar 21 ise x de 21'dir. Paketledim. Evet, birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. Ve ikinci köşe taşının ilk sorusundayız. Bir dikdörtgenin eni 3 bölü 4 oranında kısaltılır ve boyu 2 bölü 5 oranında uzatılırsa alandaki değişim yüzde kaç olur diye bir soru sormuş. Şimdi dikdörtgeni ilk önce şöyle bir çizelim. Şimdi diyoruz ki enini 3 bölü 4 oranında kısaltacağız. O zaman enine 4a diyelim. Boyunu da 2 bölü 5 oranında uzatacağız. O zaman boyuna da 5b diyelim. Şimdi bu durumdayken alanı nedir diye sorsak bunun. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır arkadaşlarım. Yani 4a ile 5b'nin çarpımıdır 20ab. Şimdi bu dikdörtgeni şöyle değiştiriyormuşuz biz. Ne yapıyormuşuz? Enini 3 bölü 4 oranında kısaltıyoruz. 4a'yı 3 ile çarpıp 4'e bölün diyor. 4'e bölersem a, 3 ile çarparsam 3a. 3a oranında kısaltacağız. Yani ne olacak o zaman? A olacak. 3a kısalttım, a kaldı. 2 bölü 5 oranında hemen 5b'nin 2 bölü 5'ini alıyorum. 5'e böldüm b, 2 ile çarptım 2b. Oranında da uzatıyorum. Yani 7b yapıyorum o zaman. 2b uzattım. Bu durumda alanı ne oluyor arkadaşlarım? Alanımız 7ba oldu. 7ba geldi. Peki şimdi değişime bakalım dostlar. Değişim nasıl bir şey oldu? 4 20ab'de görüyorsunuz 20 idi. 7'ye düştü arkadaşlarım. Yani 20'de 7 oldu arkadaşlar. 20'de 7. 20'deyken ne kadarlık bir değişim yaşadık? Daha doğrusu öyle yapalım hadi. Değişimi soruyor. 13 birimlik bir değişim yaşadı. Peki yüzde ne kadar değişir diye soruyor. Bakın bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman 13'ün de 5 katını alacağım dostlarım. 65. Yüzde 65'lik bir değişim yaşadım. 20'de 13'lük değişimse yüzde 65'lik bir değişim yaşamış oluruz. Şunu okuyoruz şimdi. Bir dikdörtgenin boyu 6 katına, eni 2 katına çıkarılırsa alanı kaç katına çıkar diye soruyor. Hemen şöyle yapalım. Önce bir dikdörtgenimizi A, B diye çizelim. Şimdi dikdörtgenimizin boyu 6 katına çıkacak. B'ydi, 6B oldu. Eni A'ydı, 2A oldu. Yani buradaki alanımız eşittir A çarpı B. Buradaki alanımız 12AB. Bakın kaç katına çıktı? 1AB, 12AB. 12 katına çıktı değil mi dostlarım? 12 katına çıktı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Üçüncü sorumuzdayız. 8'i gördüm. Hemen ikiz kenar üçgenimiz var. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. İkiz kenarda. Şurası 8 olsun. Hipotenüsümüz 4 kök 5 ise Pisagor bağıntısı yapıp burayı 4 bulalım. Hatta ben ne yaptım? Dik üçgenden faydalandım. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı muhabbetinden faydalandım. Sonra şuraya k diyelim. Tabi burası toplamda 4 artı k ise buranın da 4 artı k olduğunu söyleyeyim. Sonra şuradaki dik üçgenden 8 olduğu için ya 8, 15, 17'yi deneyeceğim ya da 6, 8, 10'u deneyeceğim. 6, 8, 10 daha mantıklı geldi. Bakın 6 yazınca 8, burası da 6 artı 4'ten 10 geldi. Demek ki benim uzun kenarım 11'inmiş. Şuraya da 10 yazalım. Neyi soruyor? Dikdörtgenin alanı. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 8 çarpı 10'dan 80'i paketledim dostlar. Evet, dördüncü sorumuz. Dikdörtgen demiş. Şimdi şurası kesin 45-45. Bunu bir yazalım. 45-90. O halde burası da 45 oldu. Tabi burası da 45 oldu. Şuradan aşağıya bir dikliğimizi devam ettirelim. Bakın 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6-6 olacak. Aynı şekilde 45'in karşısı 6 ise bu 45'in karşısı da 6 olacak. Benim uzun kenarım 12 çıktı. Peki kısa kenarım şurası 6 ile 2'nin toplamı 8 çıktı. Alanımız da neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 8 çarpı 12'den 96 geldi. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı.
Şu odaklanmayı biraz kapatayım da. Evet, ikinci köşe taşını da gömdük arkadaşlarım. Geldik 3 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. ABC'de dikdörtgen, tamam. AC BE'ye eşitmiş dostlar. Bakın BE'ye tık tık simgesini koyuyorum. Şimdi dikdörtgenin açı sorularında en çok faydalanacağımız özellik köşegen uzunluklarının eşit olmasıdır dostlar. Yani AC aslında ben şu BD'yi çizersem AC kesinlikle BD'ye de eşit olacak. AC ile BD eşittir. Dolayısıyla BE AC'ye eşit olduğu için BD'ye de eşit olacak. Yani ben şu BD'ye de böyle bir tık tık simgesi koydum. Ve bakın bu üçgenim ikizkenar bir üçgen çıktı. 20 ise şuradaki açımızın da şu aradaki açının da 20 olduğunu söyleyelim. Hatta 20, 20 daha 40. İki iç açı bir dış açıya eşitten burası da 40 olsun. Sonra bak dostum dikdörtgende şu 4 parçanın eşit olduğunu köşegenlerin eşit olmasından söyleyelim. Bunlar birbirine eşitse 40 ise buraya da 40 kaldı. 40, 40 daha 80. O zaman şu tepeye de 100 kaldı. Ve bakın şu üçgenin açılarını bulmaya çalışıyorum şimdi şunun. Şimdi bir açısı 20, bir açısı x, bir de üçüncü açısı şunun tersi değil mi? Şurası yani. E bu da 100 o zaman. 100, 120 ne kalıyor x'e 180 olması için? 60 derece kaldı. Evet geldik ikinci sorumuza. Dikdörtgen. Bakın AC köşegeni DE'ye eşit. O zaman hemen diğer köşegeni de ben çiziyorum. Ve diyorum ki BD köşegeni de DE'ye eşittir. Sonra şu 4 parçanın eşit olmasını da söyleyelim hemen. Şimdi gelin bir şeyler bulalım arkadaşlar. Şimdi burada bir ikizkenar var. Burası da 62. 90'dı şu bir iç açımızın ölçüsü. Şuraya kaldı 90 olması için 28 mi kaldı dostum? 28. Doğru söyledim değil mi? 70, 90. Doğru. Peki burası 28 ise şurası 28. Burası 62. Yine ikizkenardan burası da 62. Bakın şu açının tamamı ne geldi bu durumda? 70. 62 ile 8'in toplamı. Peki şunlar ikizkenar olmasından sebep. O halde diyorum bu açımın da tamamı 70 derecedir. Ve 70. 70 daha 140. O zaman tepeye kaldı 40. Yani şuradaki alfa ile 28'in toplamı 40. O zaman alfamız oldu 12 derece diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz. Bakın yine BD köşegeni başka bir uzunluğa eşit. Hemen ne yapacağız? BD köşegeni normalde AC'ye eşittir, değil mi? AC'yi de gösterdim. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. 32 ise artık buranın da 32 olduğunu söyleyebilirim. Ve 32 ile 32'nin toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından buraya 64 yazdım. Ve dostlarım dikdörtgenimizde şu dördünün eşit olduğunu mutlaka söylüyoruz açı sorularında özellikle. Şuradaki ikizkenardan buraya da 64 yazdım. Ve dikdörtgenimin açısı 90 derece olacağından 64'ü buradaysa şuraya da 26 derece yani x'imiz 26 çıktı dedik. Dördüncü sorumuz. ABC'de dikdörtgen AF eşittir BD. Bakın AF benim köşegenime eşit. O halde diyorum ki hemen şunu çizersem bu köşegeni buna da eşit olmak zorunda. Yani şurada bir ikizkenar üçgenimiz çıktı artık bizim. Sonra bakın şu açıya A demiş. Şuna da biz A diyelim. Ve dikdörtgende şu dört parçanın eşit olmasını konuşursak burası A ise buraya da A yazalım biz dostlarım. Hatta şuradaki alfa ile sakın A'yı karıştırmayalım. Onu da söylemiş olayım bu arada. Başka AF, BD. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi oyalanalım birazcık. Şuraya bir B yazalım. B. Ve biz biliyoruz ki artık 2A ile B'nin toplamı 90 derece. Çünkü şurada dikdörtgenin bir açısı. 2A ile B'nin toplamı 90 derecedir yazalım. Sonra şuraya A artı B kalacak tabii bu durumda. Şurası da A artı B olacak. Bunu da yazdık.
ikizkenardan dolayı. Peki şuranın toplamda 90 olması için 2a artı b'ye ihtiyacımız var. Buraya a kaldı. Bunu yazalım. Sonra başka ne görüyoruz? Başka. Evet, şurası a artı alfa. O zaman buranın da a artı alfa olması gerektiğini söyleyelim. Bunu da yazalım. Şimdi bakınız ne geliyor arkadaşlarım. Şu üçgenin iç açılarını toplayacağım ben şimdi. Neler var yazıyorum. Bakın tepede b var. Aşağıda a artı alfa var. Bir tane daha a artı alfa var. Ve bunların toplamı 180. Şimdi bizim bildiğimiz olaysa şu. B'nin, A'nın ve A'nın yani 2A ile B'nin toplamı 90. O zaman alfa ile alfanın toplamı da 90. Yani 2 alfa da 90 yapacak. Demek ki alfamız 45 derece gelecek dedik. Evet, 3 numara da tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı ve 4 numarayla devam ediyorum. İlk sorumuz. Bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu 13 santim, alanı da 60 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Bakın şuraya bir dikdörtgen çizeyim. Şimdi bunun kısa kenarı A, uzun kenarı B olsun. Alanı dediğimiz şey A çarpı B'dir. Ve bunu bize 60 vermiş alanını. Köşegen uzunluğu şurasıdır mesela 13. Bunu da nasıl bulurum? Pisagor bağıntısı yapsam a kare artı b kare eşittir 13'ün karesi yani 169 diyebilirim. Bizden de çevresini istiyor. Çevresi neydi dikdörtgenimizin? İki tane kısa kenarla uzun kenarın toplamı. Yani bize kısaca a artı b lazım. Peki a artı b'nin ben karesini açayım. Niye açıyoruz hocam? Bunu zaten çarpanlar ayırmada çok sık yaptık. Çünkü kareleri toplamı verilmiş. Bakın açılımı şöyleydi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Peki biz şimdi neleri biliyoruz? A kare artı B kareyi biliyoruz. 169. Artı. A çarpı B'yi 60 diyebiliyoruz. Bir de 2 ile çarpmış 120. Ve bunların da toplamı ne yaptı? Hemen söyleyelim. 289 yaptı. Yani A artı B'nin karesi 289. Neyin karesi 289? 17'nin. Demek ki A artı B 17. Bize çevreyi soruyor. Yani iki tane A artı B'yi soruyor. Bursa'yı paketledim dostlarım. Çarpanlara ayırma sorusu olmuş diyebiliriz. Evet, buna bakıyoruz. Bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu bu, çevresi budur. Bu dikdörtgenin alanı nedir? Şimdi verilenleri bir daha konuşalım. Az önceki soruda yaptığım gibi köşegenini ben nasıl buluyordum? Kısa kenarın karesi artı uzun kenarın karesi eşittir. Köşegenin karesi yani 61. Bunu Pisagor'dan yazdım. Az önceki soruya bakarsanız nasıl yazdığımı görürüz. Şimdi çevresi neydi? 2 tane A artı 2 tane B. O zaman 2'ye bölersek A ile B'nin toplamını da biliyoruz biz 11 diye. Bize de alanını soruyor. Alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Hadi şimdi ne yapıyorum burada arkadaşlarım? A artı B'nin parantez karesini açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Şimdi A artı B 11'di. Karesi ne yapar? 121 eşittir. A kare artı B kareyi biz 61 diyebiliyoruz. Bir de artı 2AB var. 61'i bu tarafa atarsak burada 60 kaldı eşittir 2AB. Bir de 2'ye bölersek A çarpı B'nin 30 olduğunu görüyoruz dostlarım. Cevap da zaten Adana'dan geldi. Evet. Üçüncü sorumuz. Bir dikdörtgenin farklı iki kenarının birbirine oranı 2'dir. Şimdi şöyle söylüyor yani bir dikdörtgen var diyor elimizde. Bir kenarı A ise diğer uzun kenarı kesin 2 katı olacak ki diyor oranları 2 olsun. Bakın 2 bölü 1'den 2 geliyor. Bu dikdörtgenin alanı yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 2A çarpı A 72'ymiş. Hemen 2'ye böldüm. Buradan A kare eşittir 36. A'yı 6 buldum. Yani kısa kenarı 6, uzun kenarı 12 olan bir dikdörtgen var. Bize de köşegenini soruyor arkadaşlarım. Şunu soruyor. Hadi gelin şurada Pisagor bağıntısı da yapabilirsiniz. Ya da benim dik üçgende öğrettiğim gibi benim hatırım için ezberleyin dediğim dik kenarlardan biri 6 diğeri 12 bakın. Yani biri diğerinin 2 katıysa hemen küçük olanın kök 5 katı. Yani 6 kök 5'i yapıştırdım dostlarım.
Demek ki köşegenimiz 6 kök 5'miş, Denizli'den geldi. 4. sorumuzdayız. Köşegen uzunluğu 16 santim olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olabilir diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle yapalım. Bir dikdörtgen düşünün dostlarım. Şimdi bundan yine alan konusunda çok bahsettik size. Şurası 16 santim. Şimdi demiştim ki size dostlarım, bir dikdörtgenin ya da herhangi bir şeklin diyelim, alanının en çok olması için o şekli bir kademe düzgün hale getireceksiniz. Şimdi dikdörtgenin bir tık ötesi, yani bir tık daha düzgün hali karedir dostlar. O zaman alanın en çok olabilmesi için sen bu şekli kare kabul edeceksin. Yani şuradaki dört kenarında eşit olduğunu kabul et. Peki dört kenar eşit, köşegen 16 ise bir kenarımız ne olur? 8 kök 2 olur. İkiz kenar dik üçgende 16'yı kök 2'ye böldüm, 8 kök 2. Alanımız ne çıktı peki bu durumda? Tabii ki 8 kök 2 çarpı 8 kök 2. 8 ile 8'in çarpımı 64. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2. 64 çarpı 2'den 128. Pratik olarak böyle çözüyordum. Üçgende alanda bolca yaptık arkadaşlarım. Şekli bir kademe düzgün hale getirme muhabbetini. Evet, devam edelim. 5. köşe taşımızdayız. Kaç dakika oldu bu arada? 21 dakika olmuş. Hadi 5 ile 6'yı da çözelim, öyle bitirelim arkadaşlarım o halde. Burada da diyor ki dikdörtgen, tamam, diklik diklik diklik. Şimdi şu Edirne noktası tam orta noktaydı. Ben bu 4'ü yukarıya doğru şöyle devam ettirirsem, demek ki orta noktaysa burası da 4. Aynı şekilde 6'yı da sola doğru devam ettirirsem, orta nokta olduğu için burada 6. Yani benim kısa kenarım 8, uzun kenarımsa 12 geldi dostlarım. Çevreyi soruyor. 12 ile 8'in toplamı 20. Burada da 12 ile 8'in toplamı 20. Demek ki 40. Evet, bu sorudayız. Açı sorusu olmuş bu sorumuzda. Şimdi 50. Hemen şuradaki Z harfini konuşalım. Şurası da 50. Sonra dostlarım, biliyorsunuz ki artık bakın bu şu 4 parçanın birbirine eşit olduğunu açı sorularında kullanacağız demiştik biz. Demek ki şurada bir ikizkenar üçgen var. 50 ise burada 50. Burada da bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 50 ise 130 kalıyor taban açılarına. 65, 65 parçalanıyorlar ki bakın 65'in dış açısını soruyor. 115 derecedir. 180'i tamamlayan bütünleri. Evet, üçüncü sorumuz yine bir açı sorusu. Şuradan bir diklik indirmiş 20. O halde şuraya hemen 70'imizi yazalım. Yine buranın 90 olduğunu biliyoruz. Şuraya 20'yi çakalım. DK KB'ye eşitmiş. KB'ye. DK ile KB. Demek ki bakın bu bir köşegen. Çünkü köşegeni tam ortadan ikiye bölüyorsa, köşegenler birbirini tam ortadan ikiye bölüyordu. O zaman şöyle 4'ü de birbirine eşit. Yine 20 ise o zaman burası da 20. Bakın alfaya da 70 derece kaldı. Yapıştırdık hemen. Şuna bakalım. Yine şunu biliyoruz. 4 parçanın eşit olmasını söyleyelim biz hemen burada. Bakın şurası demek ki 3'ü de birbirine eşitse eşkenar üçgen 60 derece. Şuralar 30, 30 derece. Şurası 120 yaptı. 120, 30, 30 üçgenin özelliği neydi? 120'nin karşısında ne varsa 30'ların karşısını bulmak için kök 3'e bölüyordum. 6 kök 3'ü kök 3'e bölersek 6, 6, 6 geldi. Bize neyi soruyor? BD uzunluğunu. Bakın köşegenin uzunluğu toplamda 12 birim çıktı. Hemen çevirdim arka tarafı. Ve geldim 6. köşe taşımızın ilk sorusuna. Dikdörtgen 4 ve 5. Şimdi paralel kenarda öğrendiğimiz bir özellik, karşılıklı köşelerden köşegene indirilen diklikler eşitti. Yani şurası da x. Sonra şu parçayla şu parça da kesin birbirine eşitti. O zaman burası 4. Ve bakın şurası 90 derece olduğu için diklikten diklik indi. Öklik yapacağım. X kare eşittir 4 çarpı 9 diyeceğim. X kare eşittir 36. X eşittir 6 geldi. Hemen geldik buna. Bakın yine bir öklit sorumuz var dostlarım. Hemen şuranın 90 olduğunu görün. Diklikten diklik indi. Buna h dersem h kare eşittir 1 ile 4'ün çarpımı. 1 çarpı 4'ten 4.
H kare 4 ise H2. Hadi bir de kelebek yapalım burada. Bakın şu kelebeği görün. 1'e 4 oranı var yukarıdan aşağıya. 4 katıymış yani. 2'ye 8 olacak o zaman deriz. Cevabımız Ceyhan'dan gelir. 3 numaraya bakıyorum. Bakın yine diklikten diklik inmiş. Yine bir öklit çakacağız herhalde. Şuraya dikliğimizi gösterelim. AC'yi 13 vermiş. Şurası 13 birimmiş dostları. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya A diyelim. Burası 13 eksi A olsun. Hemen öklitimizi çakalım. 6'nın karesi 36 eşittir. A çarpı 13 eksi A. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Ne ile? 13 eksiğinin çarpımıdır. 4 ile 9 olacak değil mi dostlar? 4 ile 9. Yani biri 4, biri de 9 olacak ki. Bakın 13'ten 9 çıkarsa 4 geliyor. Şimdi hangisi 4, hangisi 9? HC daha büyükmüş. O yüzden burası 9 olsun. Burası da 4 olsun. Peki nereyi soruyordu bize? AB'yi yani DC'yi. Şurayı soruyor. Hemen şurada da Pisagor yapıyorum dostlarım. Şurada. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36. Bir de 9'un karesi 81. 117 yaptı arkadaşlarım. 117'de 9 çarpı 13'ten 3 kök 13 diye dışarıya çıktı. Evet, dördüncü sorumuzdayız. 4 var, 9 var. Yine bir öklit çakalım mı? Bakın H diyelim, şurası 90 derece. H diyelim buna. H kare eşittir 4 çarpı 9. Yani 36. H eşittir 6. Peki buradan indirdiğim diklik de kesinlikle 6'ydı. Bunu birinci soruda da söyledik. Sonra şurası 4 ise şurası da kesin 4. Şuraya da ne kaldı o zaman? 5. Hadi gelin şurada da Pisagor çakalım dostlarım. Ne diyelim? X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25. Bir de 6'nın karesi 36. Toplarsak 25, 36, 61 yapar. Kök 61 gelir. X'imiz dedik. Evet. İlk 6'yı gömdük. Hadi bir sonraki videoda 7 ile devamını yaparız. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.